Evet, herkese tekrardan merhabalar. Jale Tezer Eğitim Kurumları'nın Instagram canlı yayınında yine sizlerle birlikteyiz. Yine çok kıymetli bir... Bizlerle olacak. Kendisi birazdan zaten dahil olunca çok keyifli bir sohbet edeceğiz. Evet, Tunç Berkman da şu anda bizlerle birlikte. Selamlar. Merhaba, nasılsın? İyi abi, sen nasılsın, iyi misin? Gayet iyiyim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Tam senin dedikodunu yapıyordum. Tam takdim ediyordum. Hangi şapkasından bahsetsem diye sen çıktın karşıma. Tamam. Şimdi ben tabii seni uzun zamandır tanıdığım için arkadaşlarımız da tabii iş dünyasıyla alakalı olanlar, özellikle pazarlama dünyası ve dijitalle alakalı olanlar seni yakinen tanıyor. Tamam. Tabii ben insanların seni birazcık daha o bakış açını, global bakış açını, neler yaptığını, ne kadar farklı işler yaptığını bu akşam anlamasını istiyorum. Gerek öğrenci arkadaşlarımız için ileride kariyer hayatlarında çok anlamlı olacak bir kendilerine yol çizebilmeleri için. Tunç Berkman çok önemli bir isim sevgili arkadaşlar. Bugün herhalde çok genç yaşında korkunç bir özgeçmiş sığdırmış hayatına birisiyle birliktesiniz. Evet. Rahatlıkla bir 15-20 sene kazanacaksınız. Size şimdiden garanti ediyoruz. Çok çok keyifli olacak. Tabii ki izleyen velilerimiz için de bu pandemi döneminde özellikle dijital dönüşüm, dijital dönüşüm. Herkesin ağzında bir dijital dönüşüm var da. Şimdi ben işin ehli olanla konuşma taraftarıyım bunu. Gerçekten farklı farklı birazdan kurumsal tarafını, girişimci tarafını, melek yatırımcı tarafını konuşunca zaten anlayacaksınız. Çok önemli projelere imza atmış birisiyle konuşalım istiyordum. Hızlı bir giriş yapalım. Birazdan da dediğim gibi çok ama çok genç yaşında olmasına rağmen çok büyük başarılara imza atmış birisi. Büyük bir enerji patlaması da yaşayacağız bugün sayesinde. Hazırsak başlayalım abi. Ne Abi, dersin? beklentileri yaktın beni bu akşam yani. Öyle olacak. 20-30'da birazcık olacak. Ne yapalım yani? Tunç Berkman. Abi Tamam. hoş geldin. Öncelikle de biz seni herkes bir tanısın. Bir Tunç Berkman'ı şöyle kısaca bir takdim edelim. Sonra seninle güzelce sohbetimize başlayalım. Üniversiteyi ben Amerika'da okudum. MBA yaptım sonra. Babson College'de. Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi okudum. Sonra 2 sene New York'ta çalıştım. New York'ta işte 1998-2000 yılları arasında çalıştım. Benim babam Koç grubunun üst düzey profesyonellerinden bir tanesiydi. O yüzden de ben hep hayatımda diyordum ya ben profesyonel olmak istemiyorum diyordum. Fakat babam işte Arçelik Birliği'ni ve farklı başkanlıklar da yaptığı için holdingde biz Ali Bey'le bir vesileyle New York'ta tanıştık. Sonra Ali Bey beni Türkiye'de birlikte çalışmak için ben de zaten istiyordum. Da, hani onunla tanıştıktan sonra enteresan birlikte bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyordum Ali Koç'la birlikte. Ve 2000 Haziran'da Türkiye'ye geldim ve Ali Bey'le birlikte Koç Holding'de iş geliştirme mühendisi olarak çalışmaya başladım. Bu arada 98-2000 yılları arasında internet çok popüler olmaya başlamıştı. Özellikle Amerika'da. Ben de Hem New de York'un abi şeyi de söyleyelim de arkadaşlarımızın çoğu milenyal kuşak ya dotcom krizine denk geldin sen Amerika'da. Bir de ondan da bahset de. aynen öyle. Tam 2001'de dotcom krizi patladı zaten ben döndükten hemen sonra. O zaman işte yavaş yavaş başı gibiydi o krizin. Şöyle ki ben o sırada NYU'dan bir ders aldım. 8 aylık danışmanlık yaparken bir yandan işte bu internet teknolojileri üstüne. O dersinde meyvelerini Türkiye'den önce topladım. Türkiye'de ilk Türkiye'nin internetten seyahat şirketi Expedia benzeri Booking Turkey diye bir şirket kurduk. Sonra onu şeyin altında, Seto'nun altında birleştirdiler. Daha sonra e-dönüşüm diye bir proje yaptı. Şimdi ona Digital Transformation diyorlar ama o zamanlar biz e-dönüşüm diyorduk Koç Holding içerisinde. Ve o projenin amacı da işte Koç'un tüm teknolojik altyapısını bir platformda toplamaktı. İnsan kaynaklarını bir platformda toplamak ve merkezi satın almayı bir platformda toplamak. Ve bu kültürel bir değişim gerektiriyordu. Çünkü Koç grubu şirketleri hepsi kendileri kendi işlerinde, kendi genel müdürlükleriyle yönetildiği için tüm üst düzeyi Rahmi Bey dahil olmak üzere işte Londra'da ve San Francisco'da eğitimlere götürdük. Benim 28 yaşındaydım o zaman ve çok ciddi bir tecrübeydi bu grupla birlikte olmak. Cisco tarafında da Kaan Terzioğlu vardı. Turkcell'in eski CEO'su. Abi açık Kaan Terzioğlu'nu bilmeyebilirler arkadaşlar ama önemli bir isim. Evet, Kaan Bey hem Cisco'nun o zaman Avrupa Başkanıydı. Sonra Türkiye'de Turkcell'in CEO'luğunu yaptı. Sabancı grubunda birçok yönetim kurulu üyelikleri yaptı. Onunla birlikte biz bu dönüşüm projesini yaptık. Sonra Türkiye'nin ilk veri tabanlı pazarlama şirketini kurduk Tanı'yı. Yani Tanı esas anın çok ilerisinde bir
şirkette. Veri tabanlı pazarlama şu anda çok konuşuluyor ama biz Tanıl'ı ilk kurduğumuz zaman markasının ismi Paro'ydu. Amaç Koç grubunda işte bu e-dönüşüm projesinin bir meyvesiydi esasız Tanıl. Onun içerisinde baktığımız zaman işte Arçelik var, Opet var, Yapı Kredi Bankası var, Migros o zaman Koç grubundaydı. Fakat bunların müşterileri ortak mı değil mi kimse bilmiyor. Cüzdan payını nasıl harcıyorlar onu da bilmiyor. Biz burada Arçelik, Migros ve Koç grubu müşterilerini ortaklaştırıp onların bir şekilde cüzdan payını arttırmak ve cross sell ve çapraz satış yapmak amaçlı bu database'i oluşturduk. Sonra bu proje çok iyi gidince ben o sırada Turkcell'den bir teklif aldım. Ben Turkcell'e geçmeyeyim diye bir de Arçelik'e geçirdiler. Arçelik'te iş geliştirme ve stratejik planlama yöneticisi olarak başladım. Gündüz Bey diye çok efsanevi, çok sevdiğim bir genel müdürüm vardı. Gündüz Bey bir gün beni çağırdı ilk başladıktan bir hafta sonra falan. Dedi ki ya dedi ben Amerika'da okuyan insanları sevmem dedi. Ali Kuş'un adamlarını da sevmem dedi. Babanla da çok iyi değil aramız falan dedi. Beraber çalıştık. Açık yani bayağı. Ben niye falan dedim. İşte senin dedi böyle bir girişimci bir ruhun var dedi. O hoşuma gitti dedi falan. Sonra ben bir Türkiye'de onun verdiği talimatla ben çok şey öğrendim orada. Yani sahada olmanın ne kadar önemli olduğunu, tüketiciyle iç içe olmanın ne kadar önemli olduğunu Gündüz Bey sayesinde öğrendim. Ondan sonra Havaya'ya geçtim Arçelik'ten. Arçelik'te 4 sene çalıştım pazarlama ve Arçelik markasından sorumlu müdür olarak. Avia'da pazarlama direktörü oldum. Avia'da da hep yenilikçi işler yapmaya devam ettim. Mesela bu girişimcilik ruhum bir şekilde hep beni ona tetikledi. Avia'da Fenersel diye bir ürün çıkarttık. Futbol takımlarının MVN'ı diyorduk o zaman işte. Co-branded yani marka ortaklığı yaptığımız futbol takımlarıyla bir model oluşturduk. Bunun amacı da şurada Avia markasının çok değişik bir algısı vardı. İnsanlar Avia'ya gelmeye imtina ediyorlardı Turkcell ve Vodafone'da. Fakat biz Fenerselleri, Galatasaray Mobilya işte diğerlerini çıkarttığımız zaman daha hızlı bir şekilde geldiler. Çünkü taraftar hatta olduğu için taraftarlar bağımlılıklarından dolayı buraya geldiler. Orada da bir girişimcilik tarafımı ortaya çıkartmış oldum. Sonra ayrılmaya karar verdiğim zaman bir medya ajansından ve Vodafone'dan eş zamanlı bir teklifim vardı. Ben işte o sene o zaman Avia'da işte 2010 senesiydi. Yani Türkiye'de 10. senemdi ve pazarlamanın her alanına iş geliştirme, strateji, ürün falan hepsini yapmıştım ama medyayı bilmiyordum. O yüzden de medya alanına geçmeye karar verdim. Hatta seninle o zamanlar bir sohbetimiz de olmuştu. Tabii. Oraya gireceğim ben birazdan. Spoiler vermiş olayım ben senin için. Medya alanında geçtikten sonra 3 sene medya sektöründe çalıştım. Genel müdür olarak. Sonra kendi ajansımı kurdum. Bir dakika şimdi çok hızlı geçtin oraya ama şimdi mütevazı olmayalım. Şimdi ben markayı biliyorum zikretmeyelim ama o markayı sen 2-3 yıl içerisinde bir yerden bir yere getirdin. Onu bir açıklayabilir misin abi istatistik olarak? Kuvvetli bir network'ümün olmasından dolayı ve orada farklı bir yapılandırmalar yapabildiğimizden dolayı o markaya bir sürü müşteri kazandırdık. Çok da iyi bir ekip vardı. Ben medyacı olmama rağmen işin strateji ve işte müşteri geliştirme tarafında önemli bir katkı sağladım ekibe. Ve birlikte büyüttük markayı. Sonra ben bir tane dijital ajans kurdum. Bu arada medya tarafına geçtiğim zaman bir Barış diye bir arkadaşımla Paro'da birlikte çalıştığımız Barış Çekin diye. O çay getirmeye başlamıştı dünyanın her yerinden. Biz orada bir şey kurduk. Çado markalı bir çay markası yaratmıştı. O markayı beraber büyüttük sonra. Şu anda Çado 9. yaşında. Starbucks bizim en büyük müşterimizdi. Starbucks sonra kendi Tea Lavana diye çayını yapmaya başlayınca bize önceden de haber vermişti. Biz de onun neticesinde Starbucks'ın dan çıkacağımızı bildiğimiz için perakende tarafına geçtik. Bir mağaza açmaya başladık. İnternet işimizi büyüttük. Chado Tea diye şu anda Instagram'da girip bakarsanız zaten görürsünüz. Daha böyle A segment, dünyanın her yerinden de çaylar olan bir marka yarattık. Barış'la birlikte ama Barış için başında esas çaydan o anlıyor. Ben sadece için pazarlama ve network tarafından anlıyorum açıkçası. Sonra bu ajansdaki 3. senemin sonunda ben bir dijital ajans kurmaya karar verdim ve ajanstan ayrıldım. One Digital diye bir ajans kurdum. Ajanstayken bu arada Avia'dan ve finans sektöründen bazı arkadaşlarımla birlikte Mobile Express diye fintech alanında bir şirket kurduk. Mobile Express de şu anda 10. yaşında. Başına Payoneer'ın başında olan Türkiye'nin en büyük ödeme sistemlerinin Emre Güzel geçti daha yeni. Benim sistem tabii yatırım aldık o şirkete ve dahil oldum ama hala içindeyim Mobile Express'in. Ve ondan sonra... Sen exit yaptın mı bu arada oradan? Mobile Express'ten yapmadık hala ama... Hala tamam. Yapıyor Mobile Express'e. İnşallah
içerisinde exit'imizi hedefliyoruz. Mobile Express bittiği zaman ben Türk Telekom'daki CEO'm Paul Doğani'ye yazmıştım, eski CEO'ma. İlk yatırımcımız Mobile Express'e Paul Doğani oldu. Bizim iyi bir hukukumuz vardı çalıştığım dönemden. Ondan sonra One Digital'i kurduktan 6 ay sonra falan bana bir Western'in CMO'luya pazarlama genel müdür yardımcılığı teklifi geldi. Ve o sırada kızım doğuyordu. 6 yaşında şimdi kızım. Ben de o teklifi kabul ettim. Biraz daha garanticiliğe oynadım açıkçası. O babadan gelen genlerden dolayı herhalde. Ama diğerlerdeki yatırımlarım devam etti. Onlar da buna okey dediler. Ve Vestel'de genel müdür yardımcısı olarak pazarlamadan sonra başladım. 6 sene boyunca Vestel'de çok farklı güzel işler yaptık ekiple beraber. 2019 Kasım'da ayrıldım tekrar girişimciliğe dönmek için. Ajansı sattım One Digital'i. Ajansı sattıktan sonra Work Company diye bu paylaşımlı ofis kolektif havası gibi bir işe yatırım yaptım. Bir de şimdi çok yeni dijital pazarlama öncelikli olarak Happy Academy diye bir eğitim akademisi kurdum. Burada asas amaç üniversite öğrencilerine ve pazarlamaya yeni girmiş, sektöre yeni girmiş insanlara dijital pazarlamayı öğretmek. Onu da daha detaylı konuşuyoruz. Yani özeti bu. Baktığım süper. Yani bir şey söyleyeceğim. Ben nefesimi tutmuştum. Tabii bir anda sıkandım yani. O kadar yani hızlı bir şekilde. Arkadaşlarımızın da yetişebildiğini zannetmiyorum. Yoruldum dinlerken. Yani bir iki tane de hobim var. Bir tanesi radyo programı yapıyorum biliyorsun. Yeni başladım. Bir de Milliyet ve Campaign dergilerinde yazıyorum. Aylık olarak Campaign'de yazıyorum. Bir iki tane daha dergi şimdi geldi. Yazmamı istediler. Onlarda da başladım ama bu yazarlık işi zor iş. Yani çok araştırma ve çok ciddi zaman ayırman gerekiyor. Bir de onlar var. Ama onlar hobi yani. Süper. Valla emeğine sağlık. Harika. Ne güzel. Bir sürü de değer katmışsın. İyi ki Amerika'dan gelmişsin. Türkiye'de çok güzel işler başarmışsın. Daha da başaracağını ben zaten eminim. Şimdi evet. Tamam bunları geçtik ama arkadaşlarımızın tabii mesaj alması gereken benim çok iyi bildiğim bazı detaylar var. Oralara inmek istiyorum. Abi şimdi 2005'e dönelim bir kere. Koç grubuna geri dönelim. Tamam. Koç önemli bir okul. Sen de takdir edersin bu konuyu. Ciddi evet. Anlamda hakikaten. Yani iyi bir tecrübe. Yani ben de sen o dönemlerde şeyken ben de farklı bir şirketinde biliyorsun sen de zaten Koç grubundaydım. Hakkı halen o dönemde öğrendiklerimizi hayatta pratisyen olarak kullanabilme şansına erişiyoruz. Gerçekten önemli bir okul. Ama şimdi devrin çok ötesinde daha demin sen de belirtti bir tanı olayı var. Çünkü ben şimdi niye bu tanı olayını açmak istiyorum? Bugün bir dijitalleşme, veri analiti işini seninle bir netleştirelim. Hem de öğrenci arkadaşlarımıza bir ciddi bir fikir katsın istiyorum, somutlaşsın istiyorum. Tanı, sen evet derin, çapraz sorgu için veyahut da işte bu cüzdan nereye gidiyor? İnsanlar arasında bir şirketler arasında bir takım kampanyalar gerçekleştirebilir miyiz? Daha doğrusu, tüketicinin yolculuk haritasını ölçebilmek adına tanı önemli bir adımdı. Fakat bu vizyon, yani ne hissettiniz? Şimdi çok fazla herkes çıkıyor diyor ki 21. yüzyılın verisi petrolü veri diye söyleyebiliyor. Bir yabancı bir iktisatçının alıntı yaparak söylemini ama 2005 yılından bahsediyoruz. Nasıl gördünüz yani bu veriyi? Çünkü o zaman Ali Bey de bilgi grubu başkanıydı senin yöneticiliğin döneminde. Neydi oradaki kurgu? Bugünlere hayal edebildiniz mi? Yani o kısmı bir açabilir misin? Aslında oradaki hikaye şuydu, işin merkezinde her zaman tüketici var, yani insan var ve ne yaparsak yapalım biz insan üstüne yapmamız gerekiyor. İnsanı anlamak için de insanların davranışlarını anlayabilmek lazım. Şu anda zaten veri dedikleri ve veri pazarlaması dedikleri konuda da sosyal medyada işte insanların davranışlarını takip edip ya da alışkanlıklarını takip edip ona yönelik kampanyalar, teklifler, hizmetler geliştiriyorlar ya da çok daha oradan farklı modelleri büyütüyorlar. Şimdi Amazon bunu en iyi yapanlardan bir tanesi. Çünkü Amazon ve Facebook diyelim. Bunu en iyi kullananlar şu anda. Ama o zamanlar daha yok. Hatta yeni başlamıştı. Amazon vardı. Facebook da yeni başlamıştı. 2005'ten bahsediyorum. Ve şöyle ki bu data kullanma teknolojileri çok daha sonradan ilerletti. Orada önemli olan şuydu bizim açımızdan. Çok fazla veri var Koç grubunun içerisinde. Bayiler'de veri var, Opet'te veri var, Migros'ta veri var, tüketici bilgileri toplanıyor falan. Fakat bunlar CEO'lar halinde kalıyor. O CEO'lar halinde kalmayı, o Cisco ile yaptığımız dönüşüm projesinin çıktılarından bir tanesiydi. Nasıl daha farklı bir hale getiririz? İşte CRM, müşteriyi tanıma, müşteriye daha iyi dokunabilmek için onu anlamak konusunda ne yapabiliriz diye düşünürken şansım benim liseden bir arkadaşım vardı Engin Oytaş diye. Engin bu projeyi Amerika'da geliştirmişti.
Benim de koç grubunda olduğumu öğrenince, bu işleri de iş geliştirme tarafında da çalıştığımı öğrenince projeyi bana getirdi. Sonra o proje bayağı evrildi Engin'in getirdiğinden. Ondan sonra o projeye Koç Holding sahip çıkıp şirketlerden de pilot şirketler seçip projeyi hayata geçirdik. Yani esas oradaki vizyon gerçekten Türkiye'nin en büyük müşteri tabanına sahip olan grup Koç grubu. Yani çünkü çok fazla perakende noktasında tüketiciye dokunan bir gruptan bahsediyorum. Bunları kullanabilir hale getirmekti. Trendin oraya doğru döndüğünü de görüyorduk zaten. Bu dediğim gibi Edönüşüm projesinden çıkan öğretilerden bir tanesiydi bu. Öyle bir vizyonla başladık yani esasla baktığınız zaman. Şahane, harika. Hayır, çünkü şöyle, arkadaşlarımız belki Tanı şirketini hani bilmiyorlar. Paro herkesin bildiği bir şey ama tabii arkasındaki tüzel kişilik Tanı. Tanı bu verileri sonrasında ciddi anlamda, nasıl ki şu an Facebook, nasıl ki Google şu anda hani özelleştirilmiş verileri, hedef kitle verilerini satıyorsa reklam kanalları, araçları üzerinden, Tanı bu verileri tasnifleyip, kategorize edip satışını yapıyordu. Çok önemli bir proje. Yani 10 senede ciddi bir yere geldi. Ben de işbirlikleri yapıyordum. Esaslı projede başlığımı çaktık. Şöyle ki bir kasa entegrasyonu gerekiyordu ve kasaya entegre ediyorduk biz bizim ekranları. Ve o entegre edilmiş kasalardan da kasada seni tanıyordu kasa ve sana özel bir kampanya çıkartıyordu Migros'ta ve Bonner'de farklı noktalarda. O kasa entegrasyonları çok zor oldu. Kasa yerler bu sistemi kullanmadılar. Yani sormaları gerekiyordu. İşte para müşterimizsiniz falan filan diye. Bir sürü beklentimizin dışında engellerle karşılaştık. Bir sürü hata yaşadık. Startup hatalarını yaşadık yani. Sonra o hatalardan dersler çıkartıp modeli revize edip tekrar yolumuza devam ettik. Bence en önemli öğretilerden bir tanesi bu konuda oydu yani bizim için baktığın zaman. Sonra o projenin altında Koç Alem diye bir proje çıktı. Şu anda Koç Alem tüm Koç grubu çalışanları bayi ve bayi ailelerinin kullandığı yegane sistem. Onlara avantajlar sunuyor. Sen Koç grubu çalışırsan, Koç bayisisen, Koç oradan hatta emekliysen bile. O Koç Alem benim ve 6 kişinin yaptığı bir projeydi. Ben aşikteydim o dönem. Ama Tanı'nın altyapısı olmasa da biz onu yapamazdık. Ve o sene Koç'un en iyi projesi seçildi o proje. Biz de en iyi Koç çalışanı seçildik o projedeki 7 kişi. O yüzden esasında o proje birçok şu anki Koç grubundaki veriyle ilgili her şeyin temelini atmış olan projedir diyebiliriz yani. Süper. Şimdi peki bizde halen şöyle bir şey var. Biz tabii 2005'leri seninle konuştuk ama günümüze dönelim. 15 sene geçmiş aradan ama halen ülkemizde ne yazık ki, hatta seninle bunu konuşmuştuk zaten bu konuyu. İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 500'ünde yer alan, hatta ikinci 500'ünde yer alanlar daha zaten bu konuda şey. Hobilerimiz zaten bu konuda can çekişiyor. Ne yapsınlar? Yani nereden başlasınlar? Yani veri denilen şey eldeki işte 500-600 kişiye e-posta atmaktan başka bir şey değil mi? Yani sen onu biraz açabilir misin yani dinleyicilere? Bütün pazarlama dediğin şeyin temelinde insan var. İnsanların da davranışları var. Mesela şimdi dijitalden bahsediyoruz. Ben hep bu örneği veriyorum. Daha önce beni dinlemiş olanlar varsa aralarında tekrar olacak belki ama Instagram gibi, Facebook gibi, Airbnb gibi, Uber gibi bütün modellerin temelinde esas da insan davranışı var. Ve bu ana insan davranışlarında baktığın zaman da 4 ya da 5 tane temel şey var. Bir tanesi güven ihtiyacı, ikincisi kolaylık, üçüncüsü takdir ve beğenilme. Çocukluktan itibaren ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Çünkü ailede bunu kazanıyoruz. Takdir ve beğenilme ihtiyacını. Aidiyet, ait olmak ve merak. Çünkü merak insanı esas yere götüren ve farklılaştıran konulardan bir tanesi. Bir de merak tabii Türkiye'de daha da farklı çalışıyor. Neyi ıskalıyorum diye merak ediyor insanlar. O yüzden de bu tüm fenomenleri falan Instagram'ı çok iyi takip ediyorlar. Bir şeyi kaçırmayayım diye. Ama pazarlamanın temellerinden bir tanesi bu merakı tetiklemek. Bir de impulse buying, yani seni alma dürtünü harekete geçirmek. Esas da veriyi kullandığın zaman veriyi bunlar için kullanman lazım. Yani insanlara merak uyandırabilmen için kullanman lazım. Alma dürtüsünü harekete geçirebilmek için, bir şeyi trigger edebilmek için kullanman lazım. Araştırmasını sağlamak için kullanman lazım. Onun hakkında konuşmasını sağlamak için kullanman lazım. Beğenilmek ve takdir edilmek için ihtiyacını gidermek için o veriyi kullanabilmen lazım. Bunun en basit örneklerinden bir tanesi yani Türkiye'deki Apple'lı simitçiler bile kullanıyor 12 bin liralık, 10 bin liralık telefon olduğu için. Niye? Çünkü belli bir gruba bir ait hissediyorlar o markayı kullandıkları zaman. Aynı şey Adidas için de geçerli. Aynı şey Under Armour için de geçerli. Böyle baktığımız zaman bütün bunların dengesinde bizim veri dediğimiz şeyi
kullanırken öncelikle bir kere bizim markamızın DNA'sı nedir? Yani ben marka olarak ya da hizmet olarak, ürün olarak kime yöneliyorum ve kime bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra bunu anlatmaya çalıştığım insanların pazar araştırmasıyla ne yaptığını anlamam lazım. Yani bu, ben bir grubum var. Diyelim ki işte lise öğrencileri örnek olarak. Ben bir lise öğrencilerine bir spor markasıyım. O zaman lise öğrencilerin şu anki gündemi nedir? Mesela Covid'den dolayı eve kapandıkları için canları sıkılıyor. Oyun mu oynuyorlar? Hangi dizileri izliyorlar? Sosyal medyada birbirleriyle hangi konuda konuşuyorlar? Kimleri takip ediyorlar? Aileleriyle olan diyaloglarında önem verdikleri konular ne? Birey olarak kendini ispat etmek falan gibi. Sonra bunları tespit ettikten sonra da onların hayatına sosyal medya ve dijitalde nasıl entegre olabilirim? Yani şimdi sporla ilgili bir şey araştıran kişiye ya da sporla ilgili bir content tüketen, içerik tüketen birisine gidip yemek tarifi çıkartmamam lazım. Ya da yemekle ilgili, yemek yapma hobisine ilgilenen bir kişiye gidip COVID'deki son ölü sayısını ya da işte vefat eden sayısını çıkartmıyor olmam lazım haber olarak. O yüzden burada bunun öncelikle markaların kendilerine hedef olarak alıyor olması lazım. Ben neyim? Niçin varım? Varlık sebebim ne? Benim markam, ürünlerim ve hizmetlerim neye hizmet ediyor? Tüketiciye ne fayda sağlıyor? Peki bunu nasıl anlatabilirim? Hangi hedef grubunu anlatmam lazım? Ve bunu anlatırken de diğerlerinden nasıl farklılaşacağım? Yani verdiğim mesaj beni diğerlerinden, çünkü düşünsene şu anda Facebook'ta günde 500 milyon tane data üretiliyor. 500 milyon. Sen o 500 milyon datanın içinden farklılaşmaya çalışıyorsun. Tamam mı? O yüzden orada öyle bir grubu belirlemen lazım ki herkesi konuşmuyor olman lazım. Ve o grubun içerisinde çok net bir şekilde o mesajı hayatın akışına entegre bir şekilde verebilecek bir düzen kuruyor olman lazım. Çünkü burada önemli olan markaların kalıcı olması. Marka gerçekten kalıcı olduğu zaman çok büyük anlam ifade ediyor. İşte o aidiyet duygusu o zaman oluşuyor. Yani biz marka brand ambassador diyoruz buna. Pazarlama insanları, yani marka elçileri. O marka elçileri dediğin şeyin insanlara senin markana o kadar bağlı oluyorlar ki sen reklam yapmadan insanlar artık senin markanı anlatıyor. Ya sen Airbnb'de bir evde kalıp çok iyi bir deneyim yaşıyorsan o deneyimi anlatıyorsun, ama Airbnb'nin arkasında inanılmaz bir yapay zeka çalışıyor. Mesela bir örnek vereyim Airbnb ile ilgili. Yapay zeka şuna bakıyor. Bazı ev sahipleri evini bir hafta önceden kiralamak istiyor ve o zaman daha rahat fiyat konumlandırması yapıyor. Bazı ev sahipleri ise son dakika kiralamak istiyor. Tamam mı? Ve Airbnb database'inde böyle bunları kategori ediyorlar. İşte son dakika kiralamak isteyenler, yapay zeka ile yapıyorlar bunu. Bu probability ve istatistik çalışıyor arkasında ve önceden kiralamak isteyenler. Şimdi de kiralayan grup var. Onlar da son dakika kiralayanlar ya da önceden planlayanlar. Tamam mı? Ve bunları match edip birbirlerinin karşısına çıkartıyorlar. Gizlice Airbnb'de bunu yapıyorlar yani. Muhteşem bir kullanıcı deneyimi. Yani şimdi bu baktığın zaman işte veriyi böyle kullanmak lazım. Yani veri kullanmak şey bu. Örnek bunu verebilirim yani. Aynen, süper. Harika bir örnek oldu gerçekten. Peki şey soracağım. Mesela şimdi bu pazarlamayı ve dijitaldeki fırsatları konuşmaya devam edelim biraz daha. Mesela arkadaşlarımızdan da belki merak edenler olabilir. Yani ilerleyen hayatlarında şimdi üniversite sınavına girecekler de var tabii. Eğitim kurumunun içerisinde, Cehalet Ezer'de. O arkadaşlarımızla pazarlamanın her boyutunda çalışmış ve en büyük gruplarda çalışmış birisi olarak, girişimci olarak, melek yatırımcı olarak ne önerirsin? Yani nasıl bir şey yapsınlar? Pazarlama ve dijital pazarlama, dijital taraf önümüzdeki 10-15 yıl için fırsatlarla dolu mu? Biraz oraya açabilir miyiz? Yani kesinlikle fırsatlarla dolu. Çünkü artık bundan sonra her şey pazarlamacı olacak insanların data anlaması lazım bir kere. Bir anlaması lazım. Yani. Ben bunca senin tecrübeme rağmen şu anda London School of Economics'te demin verdiğim örnek de oradandı. Data Science for Executives diye, yani executive yöneticiler için veri bilimi diye bir programa yazılıp istatistik falan değil konu, tamamen şey anlatıyorlar sana. Veriyi nasıl analiz edersin? Veriyi nasıl okursun? Bunu veriyi sunarken grafik olarak ya da herhangi bir şekilde tüketicilere ya da halka, insanlara nasıl onu konumlandırıp paketlersin ki insanlar bunu daha iyi anlasın ya da istediğin yöne yönlendirebilirsin gibi bu tip şeyleri öğretiyorlar. Şimdi o yüzden, ama bunun için çok iyi matematiksel olmana gerek yok. Yani matematiğin çok kuvvetli olması da gerekmiyor. Mesela çok enteresan bir şekilde
data science içerisinde çok fazla sosyal bilimci var. Antropolog var. Yani farklı disiplinlerden insanlar var. Bir kere bu çok önemli. Yani bir grup kompütercü var, yani bilgisayarcı var. Bir grup işte psikoloji var, bir grup sosyoloji var. Bunlar bir araya gelip o veriyi anlamlandırabiliyorlar gerçek anlamda ve takım olarak çalışıyorlar. O yüzden pazarlamacıların farklı disiplinlerden gelmesi önemli ve farklı disiplinlerden olmasında bir sorun yok. Üniversitelerde, üniversite tercih yaparken işletme, mühendislik, matematik, sosyal bilimler herhangi bir dalı tercih edebilirler. Üniversiteden çıktıktan sonra bizim yeni kurduğumuz akademi gibi ya da daha farklı akademiler de var. Dijital öğrenebilecekleri birçok yer var. Biz mesela eğitmenlerin hepsini sektörden seçtik. Çünkü eğitmenlerin burada sektörden olmasının ana sebeplerinden bir tanesi deneyimlemiş olmaları ve case study'ler üstünden, yani gerçek vakalar üstünden bizim bu dersleri vermeyi hedefleyeceğiz. Çünkü bizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, üniversitede de bu böyleydi. Ben yurt dışında üniversiteyi bir Avrupa'ya arzu etmiş, o yüzden arzu etmişim. Şimdi çok daha iyi tabii bizim zamanımıza göre. Deneyimleme çok zordu burada. Yani hep biz ezbere dayalı bir dersimiz var. Hem sıkıcı oluyor hem de öğrenmiyorsun ve kendini geliştiremiyorsun. Burada arkadaşlara verebileceğim en önemli insight diyeyim, yani içgörülerden bir tanesi, ezberden uzaklaşmaları ve anlamaya çalışmaları. Yani bir konuyu anlayarak öğrenmek kadar güzel bir şey yok. Çünkü anlayarak öğrendiğin zaman onu unutmuyorsun. Detayları unutsan bile nereye bakman gerektiğini biliyorsun. İkincisi deneyerek öğrenmek. Yani yaparak öğrenmek. Bu yaparak öğrenme konusunda işte benim radyo programlarım, Endüstri Radyo diye bir radyoda dünkü konu Migros'un CEO'suydu. Cem Rados. Çok harika bir programdı. Gerçekten mi? Çok güzeldi. Dinledim. Cem Rados'tu değil mi? Evet, süperdi ona yaptım. Muhteşemdi. Ya adam gençken tavuk satarak başlamış hayatına. Evet, çok ilginç. Gerçekten çok ilginç yani. Evet. Sonra imkansızlıklardan dolayı İzmir'de, o zaman susam ticareti oluyormuş. İzmir'den Konya'ya susamlarına kamyon nöbetçisi olarak biliyormuş. 8 kamyon nöbetçisi. Şimdi orada aldığı becerileri hiçbir yerde alamaz insan. Yani o deneyimleyerek öğrendi. Ama dijitalde de aynı şey geçerli. Ne iş yapacaksan da geçerli. O yüzden de eğiticilerin sektörde belli tecrübelerle geliyor olması lazım. Amerika'daki üniversitelerdeki hocalara bakıyorsun. Bizdeki hocalar da şimdi biraz daha öyle yapmamışlar. Adam akademisyen olmasının dışında gitmiş çalışmış, sonra akademisyen olmuş. Ya da akademisyen olmuş, ayrılmış, çalışıp tekrar geri dönmüş. Öyle olduğu zaman bir kere oradaki tecrübe çok daha fazla oluyor. O yüzden arkadaşlara bir önerim, mutlaka çalışmaları, yani okurken lise bile olabilir, ortaokulda olabilir, üniversitede olabilir, çalışarak hangi alanlara yatkın olduklarını biraz daha görmeleri, daha orada tecrübe kazanmaya çalışmaları. Dijital konusunda da en önemli şey sürekli araştırmak. Çünkü dijital öyle bir şey ki 6 ay sonra, bir de artık çok daha hızlandı. Bugün kullandığı şeyler 6 ay sonra değişebiliyor yani. Yeni şeyler geliyor. Aynen. O birikimi devam ettirebilmek için senin sürekli okuman lazım. Çok fazla kaynak var. Şu anda bile bir sürü kaynak var. O yüzden de burada en önemli şey o kaynakları doğru bir şekilde takip edip kendini güncel tutabilmek. Ama bunun temelinde de meraklı olmak yetiyor. Mesela şimdi Airbnb örneği verdim. Burada keşke interaktif sorabilsek. Gerçi aşağıda yorum yapıyorlar ama yorum yapanlara soralım. Airbnb'nin açılımını kaç kişi biliyor? Biliyorsa nedir? İnternetten bakmasınlar. Hadi bakalım, süper. İnternetten bakmadan bakalım hızlıca cevap verecek var mı? Bunu niye soruyorum? Çünkü gerçekten ben mesela Airbnb'yi çok kullanan insan biliyorum ama onun logosunu biliyorlar, markasını biliyorlar, ne olduğunu bilmiyorlar. Doğru, neyse, doğru. Aslında çok güzel bir hikayesi var. Evet. Sen bu soruyu sorduğun için benim aklıma şimdi sorunun cevabı gelirse başka bağlayacak bir şey var. Bu hikaye anlatımıyla da birleştirelim bence bu işe. Çok önemli bir nokta çünkü hikaye tamam. Aynen. Sorunun cevabı gelmedi ama sen istersen bir söyle abi. Evet, ben birçok test kullandım, fikrim yok diyen de var ya. Airbnb şu, bir tane şey oluyor, zirve. Birçok yerden insanlar geliyorlar. Yani şöyle biriz, Airbnb breakfast, evet doğrusu o. İki tane öğrenci, odalarında boş bir, hiçbir yerde yer kalmamış falan. Bir boş odaları var. İki tane de şişme yatakları var. Yatakları şişiriyorlar. Diyorlar ki bizde oda var, yatak da var. Sabahta kahvaltı veriyoruz. Oradan da bunun ismi geliyor yani. Airbed, şişme yatak. And breakfast. Ve ondan sonra o iş tutuyor ve Airbed'den breakfast'a dönüyor. Ama yani hikayesinin orijinalliği o şişme yatakları şişirip kiraya vermeleri ve o şimdi eskiden olsa kimse gidip kimsenin evinde kalmazdı. Gerçi Covid'den sonra biraz daha zorlaşabilir bu ama. Ama niye orada insanlar kalıyor? Başta söylediğim temel şeye oraya döneceğim.
Çünkü insanlar orada bir güven hissediyorlar. Çünkü başka insanlar orada kalmışlar ve orayı rate ediyorlar. Aynen. Aynı zamanda evinde kaldığın kişi de seni rate ediyor orada kaldığın zaman. Yani senin nasıl bir evi zarar verip vermediğini falan. Yani böyle bir güven sistemi var. İkincisi beğeni sistemi var. İnsanlar orada kaldıkları yerleri paylaşıyorlar, ediyorlar falan gösteriyorlar. O yüzden o sistemin içerisinde güven var, paylaşım var, deneyim var ve beğenme konusu var. Şimdi demin bahsettiğim bu temel insan davranışlarının hepsi bu sistemde sağlanıyor. Instagram'da da bu öyle baktığın zaman. Instagram'da insanlar niye geliyorlar Instagram'a resim paylaşıyorlar? Beğenme ihtiyaçları için. Yani kendilerini başkalarına gösterme ve beğenmek istiyorlar. Başkalarını niye takip ediyorlar? Bu fenomen dediğimiz ya da influencer dediğimiz karakterler niye oluştu? Gündemde ne var? Ne popüler? Nasıl olursam ben bir gruba ait olurum diye takip ediyorlar. Bunlar da tamamen çocukluktan itibaren bize aşılanmış insani davranışlar. Takım tutmak da aynı şey esasında baktığın zaman. Sen bir takımı tuttuğun zaman kimse senin o takımı tuttuğunun farkında değil. Ama o takımı tuttuğun olarak bir gruba ait oluyorsun. Evet. Maça git, sahada olup sahadakiler senin haberin bile yok senden. Tamam mı? Yani var mısın yok musun orada? Ama sen oraya büyük bir aidiyet hissediyorsun. Çünkü o aidiyet ihtiyacın var. Orada bir güven hissediyorsun. Çünkü aynı gruptan insanlarla birliktesin ve kendini güvende hissediyorsun. Bunlar iş modellerinde de sağlandığı zaman o zaman zaten o iş markalar büyüyorlar. Aynen, çok güzel. Vallahi harika özetledin. Şeyi soracağım. Şimdi aslında benim bildiğim şey de anlasın istiyorum arkadaşlarımız. Sürekli zaten ben çok okuduğunu biliyorum. Eğitimlere de çok fazla şey yapıyorsun, önem veriyorsun. Zaten şu anda da hani ben bu kadar başarıya imza attım, ben şunları gerçekleştirdim, ciddi bir ondan sonra deneyim yaşadım demiyorsun. LSE'de yani London School of Economics'te yeni bir programa katıldın, yeni başladın. Hayat boyu öğrencisin diyebilirim ben aslında. Bir girişimci için kurumsal hayatta üst düzey hedefleyen birisi, kurum içi girişimci, başlık ne olursa olsun, sence bundan sonrası için insanların bunu benimsemesi gerekiyor mu böyle bir felsefede? Yani okumak niye önemli bu kadar? Ya esas okumak da değil, dedim ya, meraklı olmakla ya da kendini gündemde tutmakla, keyif aldığın şeyi takip etmekle, illa London School of Economics olması gerekmiyor. Eğer sen modayı şey yapıyorsan, modayla ilgileniyorsan, modayı takip etmen lazım. Yemekle ilgileniyorsan, yemekle ilgili trendlere, şeflere, yeni açılan restoranlara, yani hobin ve zevkin neyse onlarla ilgili bilgileri kendini takip edip güncel tutmak burada önemli olan. Çünkü ne iş yapıyorsan yap, o konuyla ilgili güncel olman lazım ki farklılaşabil, insanlara doğru çözümleri ya da doğru servisleri, doğru hizmetleri doğru bir dilde anlatabil. Çünkü benim 15 sene öğrenciyim, önce bildiğim doğrular bugünün doğruları değil. Ben mesela okullara hep sunum yapmaya gidiyorum ya da böyle programlara katılıyorum. Sunum yapmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü daha interaktif oluyor. Çünkü gençlerden öğreniyorum ben. Gençlerden öğrendiğim şeyler, mesela Türkiye'de Espor'a ilk yatırım yapan markalardan bir tanesi Vestel. Ben Espor'a yatırım yapmak için bizimkileri ikna edememiştim, yönetimi. Sonra ben kendim gerilla usulü oraya bir kaynak yarattım. İlk biz Espor turnuvasına, League of Legends'a katıldık. Ülker Arena'da 10 bin kişinin geldiğini filme aldık. Şeye gösterdik. Bütün fotoğraflarını çektik. İnsanlar basket sahasına sığmadılar. Dışarı çadırlara taştılar falan. Onu gösterdim. Suya. Vay iyiymiş bu iş. Biz bu işe devam edelim dedi. Yani şimdi ben onu nasıl öğrendim? Kendimde oyun oynadığım için öğrendim. Çocuklarla üniversitelere gittiğimde neleri yaptıklarını takip ederek konuştuğum için. Yani League of Legends'ı, hangi oyunları daha çok sevdiklerini, neleri takip ettiklerini, niye oyun oynadıklarını anlamak için, konuştuğum için öğrenebildim. Sonra onları oturup araştırdım. Araştırınca daha derinlemesine bir bilgiye sahip oldum onlarla ilgili. Ve orada biz Vestel olarak, dedim ya başta markaların kendisine bir hedef kitle belirlemesi lazım. Biz bütün araştırmalar sonunda gençleri belirlemiştik. Yani 20-30 yaş ve altını. Çünkü 40 yaş ve 45 yaş üstünün Vestel markasına göre olumsuz bir ön yargısı vardı. Onu değiştirmek için dünyayı harcamamız lazım marka algısı olarak. Biz dedik ki bizim hedef kitlemiz gençler. O zaman gençleri nerede bulacağız? Ben o zaman daha çok üniversitelere gitmeye başladım. Vestel'de yaptıklarımızı birebir eğlenceli şekilde, onlara yönelik şekilde yapmaya başladık ve onları anlatmaya başladım. Ve orada da soru interaktif olarak nelerle ilgilendiklerini, o günün onlar için önemli konularını falan öğrenmeye çalıştım. Yani ben 45 yaşındayım ya da 46-47 yaşındayım, bu konuları biliyorum değil. Esas gelen nesilden bir şeyler öğrenebiliyorsun. Ve onlarla da daha çok bilgi toplayan, yani bunu sosyal medyadan da öğrenebilirsin ama birebir interaksiyon evet. Ve onlar... Günüz Bey'le öğrendiğim bir konuydu işte. Dediğim gibi, arşivdeki bana en büyük faydalarından bir tanesidir.
Onun gibisi yok. Ve o çok fark yaratıyor. O yüzden de meraklı olmaya, konuşmaya, takip etmeye, metroya binip insanların metroda ne konuştuğuna bakmaya, eğer pazarlama sektöründe olacaksan, dijitalde de olacaksan, bu sefer bunları araştıracaksın, okuyacaksın, daha çok bilgi sahibi olacaksın. Yoksa statik kalıyorsun. Statik kaldığın zaman da gündeme uygun işler yapamıyorsun ve verimliliğin düşüyor yani. Süper, harika. Bir de şey soracağım. Bu pazarlamada liderliğe soyunanların niye dinamik olması gerekiyor? Bir arkadaşlara onu söyleyebilir miyiz? Yani neden böyle hani tutkulu, ateşli, liderli insanlar olması gerekiyor? Yani sektörün dinamikleri niye oraya götürüyor başı çekenleri? Ya çünkü bir pazarlamada bir yaratıcılık kısmı önemli. Yani sadece yaratıcılığı ajanslara bırakmıyorsun. Sen ajansı briefliyorsun, ediyorsun, onlarla konuşuyorsun, ediyorsun. Yaratıcılık kısmı çok önemli. İkincisi şey önemli baktığın zaman. Farklı düşünebilmek. Üçüncüsü gerçekten de heyecanlı olmak, şöyle bir heyecan. Yani insanların hayatına bir şekilde dokunuyorsun. Pazarlama konusunda. Yani duygularına dokunuyorsun. Yaptığın iletişimle ya da çıkarttığın ürünle onların sağlığına kadar, yani hangi sektörde olduğuna göre değişebiliyor bu. Ve heyecan duymadan bunu yapmak, yani bir film yönetmeni, oyuncu heyecan duymadan o filmde oynarsa ya da o filmi çekerse o film başarılı olmaz. Yani tatsız olur. Yani filmin belki çok güzel bir seti olabilir. Yani iyi bir restoran edebilirsin. Her şey dört dörtlüktür. Ama garson gülmüyordur, yemek de lezzetsizdir, mutsuz olursun. Pazarcıda da bu heyecan olmazsa bu bacağı eksik kalır gibi özetleyebilirim. Biraz zor sordum. Gayet iyi oldu. Bir köşe yazım vardı yakın zamanda. Hazır zaten şimdi bir Cehalet Ezer Eğitim Kurumları'nın canlı yayınında olduğumuz için Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucularından Can Uysal'dı değil mi? Yanlışım olmasın. Can aynı zamanda benim eğitim akademisinde bu yeni kurduğumuz dijital pazarlamada ortağım. Süper, harika, harika. Can'la bir röportaj gerçekleştirmiş. Yani eğitim kısmıyla alakalı. Senin köşe yazında okumuştum. Eğitimcileri neler bekliyor? Yani öğrencileri ve eğitimcileri ilerleyen dönem. Ya şimdi bir de şöyle bir şey çıktı ya. İşte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ya zaten bir şeyler değişmişti. Ya biz bir açalım burayı insanlar için. 2007'de o akıllı telefon çıktıktan sonra zaten her şey değişti. Belki bu tarz bir süreç biraz katalizör görevi üstlendi. Daha hızlandırdı. Eğitimi neler bekliyor? Yani hem öğrenci arkadaşlar için hem de izleyen velilerimiz ve öğretmenlerimiz için neler söyleyebiliriz? Nelere dikkat edilmeli? Ben, bu süreçte öyle. Nasıl olmalılar? Aynen. Şimdi benim gördüğüm, hani değil mi ya, biraz da başta bahsetmiştim. Bir kere insanların eğitim konusunda şey olması lazım. Eğitimde araştırmayı teşvik edecek. Vaka çalışmaları yaptıracak. Yani case'ler üstünden, gerçek hayattan örneklerle deneyimlerini yaptıracağı platformlar yaratması lazım. Şimdi bu online eğitim çok gündeme geldi ve Covid'den dolayı inşallah olmaz ama Eylül ayında, Ekim ayında ikinci bir dalga gelirse bu online eğitim bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Her mecranın kendine özgü dinamikleri var. Şimdi biz buradan seninle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Röportaj ya da işte sunum. Şimdi bunu sahnede yapıyorsak ve oradaki insanların nabzını tutabiliyor olsak çok daha farklı bir şekilde konuları şey yapabiliriz. Kesinlikle. Yani neye daha reaksiyon veriyorlar? Hangi konuya daha eğiliyorlar? Evet. Sorumuzu aldığımız cevaplardan nasıl bir interaktifte yakalayabiliyoruz? Biz oradan gidelim. O damarı yakaladık. O damardan devam edelim gibi davranışlar sergileyebiliriz. Şimdi eğitim konusu da böyle esasında. Yani hele lise ve ortaokulda öğrencileri nasıl motive edeceğim? Onları nasıl derse konsantre edeceğim? Meraklarını nasıl uyandıracağım? Ben bunu derse itmeyeceğim. Hani marketingde bir tabir vardı. Push ve pull diye. Push, tüketiciye algıyı itersin. Impulse buying'i tetiklemeye çalışırsın. Pullsa sen öyle bir şeyler yaratırsın ki zaten tüketici sana gelmek için çaba sarf eder. Yani öğretmenin de esasında öğrenciyi heveslendiriyor olması lazım. Yani o konuda daha fazla bilgiyi ben nasıl öğrenebilirim diye. Şimdi bunu online'da yapabilmek biraz daha zor bir şey. Benim demin anlattığım nedenlerden de dolayı. O yüzden de bence bununla ilgili yeni eğitimler çıkması lazım. Eğitmenler için. Yani insanların psikolojisini, çocukların ve öğrencilerin psikolojisini online'da nasıl yakalayacağım? İnteraktifte nasıl sağlayacağım? Grup çalışmasını nasıl sağlayacağım?
ödevlerin yapılıp yapılmadığını nasıl kontrol edeceğim? Bilgiyi öğrenip öğrenmediğini nasıl anlayacağım? Yani sadece sınav yaptım geçtim değil yani. Gerçekten öğrenip öğrenmediğini. Bunu yaparken öğrencilerin birbirine karşı mahcup olmaması. Bazı öğrenciler utangaç olabiliyorlar. Yani utangaçlıklarını kırmak için daha farklı yöntemler var. Online'da bunu nasıl sağlayacağım? Bunları yapmak lazım. Şimdi bunları da eğitmenlere vermek lazım. Yani eğitmenlere bunları vermeden bunu yapmak çok zor bir şey. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve bence okulların, özel okullarında bu tip kursları şu anda yazın. Öğretmenlere veriyor olması lazım. Ben de velilerin yerinde olsam gibi veliyim. Bunu sorgularım yani. Ne yapıyorsunuz online adapte olmak için? Yani çünkü bu eğitim tarzı çok verimli olmayabilir başlangıçta. Biraz da velilere de iş düşüyor. Öğrencilerle birlikte, onlarla birlikte belli konularda vakitlerini şey yapmak için. Sonra bunu sınıf eğitimiyle birleştirmek lazım. Belki bir çözüm şu olabilir. Covid tekrar etse bile. İşte onları araştırıyorlar da diye düşünüyorum. Sınıfta bir gün bir grup gelir. Yani diyelim ki sınıf toplam kapasitesi 16 kişi. Bir gün 8 kişi gelir. Herkes tek tek oturur. Arada bir sıra boş bırakırlar. Öbür gün öbür 8 kişi gelir. Öbür gün öbür 8 kişi. Yani dönüşümlü olarak gelirler böylece. Ve bir kısmını online yaparlar. O gün gelmeyenler online yapar. Yani 16 kişinin 8 tanesi evdeyse öbürü şey yapar. Böylece yüz yüze eğitiminde bir kısmını vermeye çalışırlar. Yoksa başka türlü çok zor bir süreç olacak. Bir de içerik. Yani şimdi mesela sınıfta öğrettiğin içerikle online'da verdiğin içeriği verme şeklinin farklı olması lazım. Geçen gün bir tane platform bulduk. O platformda yetki verebiliyorsun. Sen whiteboard'a yazı yazarken diyorsun ki eğitimi kendi eğitimimizde kullanmak için akademide araştırdığımız konulardan bir tanesiydi. Ben sana yetki veriyorum. Ben burayı yazıyorum. Sana diyorum ki gel burayı doldur Anıl diyorum. Sen de gelip orayı dolduruyorsun yani telefon üstünden. Buna da önem vermek lazım. Yani bu tip teknolojilere o içerik ne kadar uygun online'da verilmeye, test sistemlerinin içerikleri falan bunlara da bakıyor olmak lazım. Harika abi. Bir şey söylüyordun galiba. Benim bunları sorguluyor olması lazım. Okulları biraz itiyor olması lazım yani bu yöne doğru. Şimdi zaten sorular da alacağız. O yüzden ben son birkaç soruyla toparlamak istiyorum ama senin en önemli noktalarından bir tanesi ama şimdi oraya geçmeden benim sana kişisel bir sorum var. Kurum içi girişimci Tunç Berkman mı? Girişimci Tunç Berkman mı? Profesyonel yönetici mi? Hangisi seni daha böyle heyecanlandırıyor? Üç pozisyonu da çünkü çok iyi deneyimlemiş birisin sen. Yani şöyle hepsinin artıları eksileri var. Nasıl ama baktığın zaman özgür olmak iyi geliyor bana. Ama profesyonel yöneticide belli bir level'a geldiğin zaman belli bir özgürlük yakalayabiliyorsun ama hiçbir zaman tam olarak özgür olmuyorsun. Yani mutlaka işte demin örnek verdim. Espora girmek için bir sürü gerilla bir şeyler yaptım. Ve girdik giremeyebilirdik mesela. İkna edemeyebilirdim yani. Çünkü orada bir ikna süreci daha fazla var. İknayı seviyorsan ve ikna ettiğin zaman bir başarı hazı duyuyorsan kendinden daha profil olarak yukarıda olan insanları o zaman profesyonel yöneticilik derim. Özgürlüğü seviyorsan ve bir şeyler yaratmayı seviyorsan ve o yarattığın şeylerin büyümesini gözlemlemeyi seviyorsan parasal anlamda değil bu anlattığım şey. Mesela biz Çado'da çok büyük paralar kazanmadık ama Çado çok güzel bir marka oldu. Ve ben ona böyle şey gibi bakıyorum yani. Yani ne kadar güzel bir şey bir yere geldi bu anlam olarak diyor. Mobile Express'te kazanabiliriz. Çünkü doğru bir teknoloji ve doğru bir alan. Ama orada benim katkım çok daha az oldu mesela. Şimdi bu akademi işi bana büyük heyecan veriyor. Çünkü kendim de orada eğitim vereceğim. Pazarlama stratejisi anlamında. Eğitmenleri de kendim buldum. Bütün işte bir ajansla çalışıyoruz. İçerikleri falan da kendim yaratıyorum. İnşallah iyi bir noktaya getireceğiz onu. Çünkü farklı yapabileceğim, yani farklı yapılmasına inandığım bir şeyi farklı bir şekilde yapıp neticesini göstermek istiyorum insanlara. Bakın bunu böyle yaparsanız çok daha iyi netice alıyorsunuz. Niye böyle yapmıyorsunuz diyebileceğim bir alan gibi geliyor bana. İnşallah hayal ettiğim şekilde olur. Olmuyor da bilir tabii ya. Dedim ya parada da çuvallamıştık yani başta. O yüzden hepsinin farklı heyecanları var. Yani onu kategorize edemiyorum ama şu dönem, yani dönemsel diyelim. Kurum içi girişimcilik, ben 28-35 yaşında çok hevesliyim kurum içi girişimcilik ama Vestel'de devam ettim. Yani iletişim anlamında da çok farklı şeyler yaptık. Biz Vestel'de
satmıyoruz diye kampanya çıktık yani anneler gününde satmıyoruz. Oraya geleceğim. Bir dakika dur abi, geleceğim oraya. O çok enteresan çünkü onu bilmeleri lazım şey dinleyicileri. Tabii, o çok ev aleti taktık Türk geleneklerine uygun olsun diye. Altın takmak yerine gel ev aleti tak dedik düğünlerde falan yani. Aynen. Ya, o da bir girişimcilik yani, yaratıcılık anlamında bir girişimcilik. Yani onları itmek de öyle bir girişimcilik. O yüzden bunlar daha farklı dinamikler diye düşünüyorum ben yani. Ben şöyle bir şey söyleyeyim, hani bir seninle olan bir anımdan yola çıkarak cevaplayayım. Ben zaten senin fevkalade ve ziyadesiyle başaracağına eminim. Çünkü seninle 2009 ya da 2010 yılında bir bu MVNO projelerinden sorumluydun sen işte. Telekom tarafında, Avaya tarafında. O zaman Nişantaşı'nda o kafana bir şey koymuşsun medya tarafına geçmeyi. Bak şey demiştin, Anıl göreceksin bak benim ismim çok duyulacak demiştin. Hakikaten de 2-3 yıl içerisinde ne yaptın, ne ettin? Yani Tunç Berkman ismi başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde pazarlama camiasında ciddi anlamda kafalara kazındı. Ben şimdi sorulara geçmeden bir tane şeyi soracağım sana. Hem Vestel'deki şu başarılarınla alakalı arkadaşlara biraz hani şu kalıplardan kurtulmaya bir yönlendirelim insanları. Çünkü çok önemli bir şey yaşadı. Şimdi ben bunu söyleyince belki insanlara kolay gelebilir ama işin sektörün içinde ol birisi olarak söyleyeceğim. Tunç Berkman 4 yıl üst üste yani Türkiye'deki bütün CMO'lar arasındaki en iyi CMO gösterildi. Bu muhteşem bir başarı. 3. 3 mü? Özür. Bir tane ben koymuş oldum. Hayır, dördüncüsünde 3. oldum. 3 kere 1. seçildim. 4.sünde 3. oldum. Doğrusu söyleyeyim. Eyvah. Bir tane benden olsun abi. Ama bu gerçekten çok zor bir şey. Buraya gelirken de daha demin söylediğin çok enteresan şeyler yaptınız abi. Mesela şu anneler gününde ya çok iddialı bir şey. Zorlu grubunu biliyorum ben. Satmıyoruz diye kampanya. Bu nasıl bir şey? Çok büyük bir cüret. Senin yani cüretkar olduğunu biliyorum. Ya da bumper reklamlarla dizi yapıp ödül aldınız. Biraz bu kalıpların dışındaki projeleri anlatabilir misin? Ya bumper reklamlardan başlayayım son söylediğin için. Bumper reklamlar benim arkadaşlarımın fikriydi valla. İlk anlattıklarında bana vay canına dedim yani çok gerçekten hani yaratıcı ve bizim çalışanlar oynadı o reklamlarda ucuza çıkartmak için. Çünkü ekipten arkadaşlar oynadılar ve evet. Orada YouTube'un çok popüler hale gelmiş olması ve YouTube'daki bumper reklamların çok iyi, biz ekip olarak Kan'a gidiyorduk. Kan'da bunları gördük. Gördüğümüz şeyde ekip arkadaşları bana öneri olarak getirdi. Ben de orada önlerini açtım. Yani o fikir benim fikrim değildi. Ama anneler günüyle şeyle ilgili fikir, satmıyoruz fikri. Tamamen önce sevgililer gününde ütü satmamaktan yola çıktık. Sonra anneler gününde yani kim sevgilisinden ütü bekler diye bu fikir çıktı. Ve ütü alma sevgiline. Ütü alırsan kafanı ütüler. İşte bana gel Vestel.com.tr'ye şunları 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 yap. O zaman çok daha mutlu olursun. İlla da ütü alacaksan 2 hafta sonra gel biz sana indirim yapıyoruz dedik. Anneler gününde de öyle yaptık. Anneler gününde öncesinde ve sonrasında indirimleri yapıp anneler gününde annene yapabileceğin güzel şeyleri anlattırdık insanlara. Ve biz bunu süreklilik haline getirdik. Sürekli yapınca bunu 3-4 sene üst üste o zaman o zaten reklam olmaktan çıkıyor. Bu markanın aslında oturuyor. Ve biz kadınlara çok yatırım yaptık. Çünkü kadınlara yönelik. Çünkü mesela elektronik eşyada pazar lideriydi televizyonda. Elektronik eşya demeyeyim televizyonda. Ama beyaz eşyada istediğimiz yerde değildik. O yüzden kadınları kazanmamız gerekiyordu. Ve kadınların hayatına dokunacak işler yapmaya çalıştık. Ve kadınların hayatını samimi bir şekilde dokunmaya çalıştık. Özel günlerde kim ev eşyası almasını ister ki sevgilisinin, kocasının, çocuğunun, çalış al anne eve nereye? Buradan çıktı o fikirler yani. Ve evet dediğin gibi o sırada ben o riski aldım. Ekip beni destekledi. Küçük ev aletleri grubunda o hala satmıyoruzdan endişe eden bir grup vardı rekabeti yaptığı için. Ama ben orada o işte inisiyatif alıp o riski alıp sonunda o neticelerini aldık o işlerin. Bu takılan ev aletleri fikri de ajanstan geldi ve bizim arkadaşlar çok sahiplendiler. Başta ben o mesela çok böyle heyecanlanmamıştım. Çok şey gelmiyordu bana. Sonra dinledikçe daha çok heyecanlandım ve destekledim ve acayip bir yere geldi bu proje. Ve en iyi projelerden bir tanesi oldu geçen sene. Yani takılabilir ev aletleri. Çünkü Türk geleneğinde altın var. Biz küçük ev şeylere altın şeklinde buzdolabı, altın şeklinde çamaşır makinesi, ütü falan yapıp onları alıyorsun bayiden gidip takıyorsun. Yani düğünde 5 arkadaş gelip bir hediye alacakken işte böyle bir buzdolabını birlikte satın alıp gidip altın şeklinde onu takabiliyorsun. O da gidip buzdolabını alıyor. Hatta gidip bayiye o ürünü değiştirip başka ürünü de alabiliyor. Yani bu geleneklerin, yani içgörü diyoruz ya hayatın içinde olan. Evet. Türk geleneklerine uygun bir hizmet çıkarttık ortaya. Ve çok tuttu. Harika. Valla süper. Süper. Çok da keyifliydi zaten. Aktör olmak değil esasında baktığın zaman. Dedim ya
anlamak, dinlemek. Yani kadın ne istiyor? Kadın kendisini anneler gününde, sevgililer gününde özel hissetmek istiyor. Beyaz eşya hediyesi istemiyor yani. Takı. Altın takıyorlar. Biz bu ürünleri nasıl bir hediye haline getirebiliriz? İşte altın takma geleneği var. Ürünleri altın takısı haline getirelim gibi. Yani bu tip düşünme yapısıyla, yani ben gündemdeki konulara nasıl adapte olurum? İşte bu şeyi yaptılar çok güzel mesela. Erçelik de yaptı, Vestel de yaptı. Sağlık çalışanlarına destek, 65 yaşında destek kampanyalar yaptılar. Gündeme uygun kampanyalar, işler de onlarda yani. Süper, harika. Şimdi bir son bir ben şöyle bir şey rica edeceğim. Arkadaşlarımıza şöyle bu kadar tecrübeye sahip iş dünyası ve hayata dair hem yurt dışını bilen hem yurt içini çok iyi bilen birisi olarak son bir kapanış mesajı rica edeceğim. Sonra bazı sorular var. Onları ondan sonra sana yöneltmek istiyorum. Sonra da programımızı keyifli bir şekilde ondan sonra kapatırız. Yani bence bizim en büyük gelişim alanlarımızdan bir tanesi insan olduğunu bence öyle. Ama Türkiye'de de bu çok fazla var. Çok fazla başkalarına bakıyoruz. Yani ne demek istiyorum? Başkalarının başarılarına bakıyoruz. Ben hep ekibe de söylerdim bunu. Kendi kızıma da söylüyorum mesela. İmrenmek güzel bir şey. Gıpta etmek de fena değil. Ama kıskanmak kötü bir şey. Yani imrenip, aa bak ne güzel yapmış, ben de bunu yapabilirim. Daha iyisini nasıl yapalım diye düşünmeye bizim başlıyor olmamız lazım. Yani olmamaya çalışıyor olmamız lazım birbirimize. Yani başarılı ülkelere bakıyorsun, başarılı milletlere bakıyorsun. İşte Yahudilerin bu kadar başarılı olmasının sebebi birbirlerini çok destekliyorlar. Birbirimizi desteklemek çok az. Gerek şirketlerde az. Tepeye yükseldikçe de senin ayağını kaydırmaya çalışıyorlar. Çok enteresan bir şekilde. Sen birçok insanı önünü açmaya çalışırken kurumsal hayatta bu Amerika'da da var. Türkiye'de de var. Benim de başıma geldi. Ve şaşırıyorsun yani. Bu da şeyden kaynaklanıyor. İnsanların kendisinin bir şey yapmak istemesinden daha ziyade başkalarına başarısını kıskanıp onların başarısız olmasına çalışması. Evet. Bir win-win diye bir kavram var. Bir de lose-lose diye bir kavram var. Tamam mı? Bu Çin'in en büyük savaş şeylerinden bir tanesi. Tamam mı? Bizimki biraz daha hep lose-lose'a gidiyor. Yani ben kaybedeyim, o da kaybetsin. Hani, o da kaybetsin. Doğru. Hani, rekabette de bu böyle. Halbuki öyle olmaması lazım. Yani kazanacaksa ben ondan daha iyisini yapayım, ben kazanayım. O güzel yapmış, ondan öğreneyim, daha iyisini yapayım. Takdir etmeyi, başkasının başarısıyla mutlu olup ondan öğrenerek daha iyisini yapmayı öğrenmemiz lazım. Bence yeni jenerasyon buna konsantre olursa başarılardan öğrenmeyi, birlikte yapmanın keyfine, o zaman çok daha büyük bir ilerleme kaydederler ülke olarak ve jenerasyon olarak diye düşünüyorum. Yani yeni şeyler çıkartabilir miyiz? Hani şu son dönemde son iki hafta önce bir Pick Games olayı vardı. Unicorn, ilk Türkiye'nin unicorn'u. Belki bu şekilde bunların sayısını da arttırma şansımız olabilir mi? Teknoloji tarafında bilen birisi olarak. Şimdi şeye bakıyorsun. Trendyol'a. Pick Games'le Trendyol'un sahipleri ortak. Pick Games'i kuran çocuk Trendyol'un içinden çıkan bir çocuk. Onlara yapan VC'ye bakıyorsun. Cem Sertoğlu yatırım yapmış. Early Birds. Hem Trendyol'a yapımını yapmış, hem şeye yatırım yapmış vaziyette. Ve o yüzden o gruplara örnek almak lazım. Neleri başardıklarını. Onu yaparsak, yani neyi yaptıklarını doğru, nasıl bu sinerjiyi yakalamışlar, nasıl hem Trendyol'u 750 milyon dolara hem şeyi bu şekilde satmışlar. Bunu yapabilmek için ne yapmak lazım? O takım çalışması, içinden birisi ayrılmış, onu desteklemişler, yürüyüp gitmiş o da yani. Ya bana mesela Paul Doğan'ı ayrıldıktan sonra ya bu adam Türk Telekom'dan gitti, ben buna yardımcı olmayayım demedi. İlk ben mailimi attım. İki hafta hiç cevap dönmedi. Allah dedim, rezalet. Geziyorduk falan. Sonra bir anda aradı beni. Sonra bir kahvaltıya çağırdı. Projeyi anlattım. Geçmiş tecrübemi de benim bildiği için geldi işte ofise. İş modelini anlattık ve o modelin sonunda dedi ki, çıkarken ben bu kadar yatırım yapacağım size. Arabasını yürütürken öyle dedi. Ben de mesela hep hayatımda ona önem vermişimdir. Yani yapı olarak da böyleyim. Bizim ekiptekiler Vestel'de olsun, Avia'da olsun çok anlamazdı bunu. Bana yazan her, şimdi böyle diyeceğim, herkes yazarsa yandık ama yazan herkese bir şekilde cevap dönmeye çalışırım. Ekiple görüştürürüm. Ekip görüştürdüğüm için de Kızar Yertuş böyle bir sürü işimiz var. Ya, dinleyin derim, belki bir fikir çıkar. Çünkü fikir fikri yaratıyor ve farklı bir şey öğrenebiliyor. O insana destek oluyorsun. Yarın bir gün başka bir yerde karşına çıkıyor. Onunla başka bir iş yapıyorsun yani. Kesinlikle. Bu bir şey. Destek olabilmek,
illa bu finansal bir destekten bahsetmiyorum. Dinlemek, takıldığı yerde ona tecrübelerinde bir ışık tutabilmek, iki cümle olsa geri cevap yazmak bir insana bir saygıdır yani. Değer verdiğini gösterir. Harika, harikasın valla, süper. Biz şey geldi, iki tane soru var. Senin tabii melek yatırımcı, bu arada Tunç Berkman Türkiye'nin ilk lisanslı melek yatırımcılarından bir tanesi. Onu da bir daha bir vurgu yapalım. Ve yatırım yapıyor musun diye bir soru geldi sana. Şu an yatırım en son işte bu ajansı sattıktan sonra bu Work Company dediğim şirkete yaptım. İşte var adını sen söyle, Mobile Express var ama farklı yatırım networkleri içerisindeyim. İşte Angel Effect diye bir network'in içerisindeyim. Endeavor'ın içerisindeyim. Böyle enteresan projeler geldiği zaman yatırım yapabilecek insanlara onları yönlendiriyorum şu anda. Çok iyi bir fikir görürsem de o anki önceliklerime göre şu anda, çünkü bu akademi işine çok fazla konsantre olmuş vaziyetteyim. Yani içine girip destek verebileceksem, çünkü ben şeye inanmıyorum, yani fikir olarak bir şey katmayacağım bir işte. Ekip iyi de olsa sadece parayı koyup uzaktan izleyeceksen o işler çok zor ilerliyor. Çok da karışmamak lazım. Ama kendi bilgi birikimimle o iş modeline bir katkı sağlayabileceğim yatırımları, benim bakış açım o. Herkesin farklı tabii. Daha tercih ederim ben. Bazen para koymadan böyle ben advisor board'a almak istiyorlar. Onu da yapıyorum. Giriyorum. Orada advisor board'da işin gelişmesi için fikirler veriyorum ama vaktim olması lazım. Şu aralar çok vaktim yok. Süper. Bunlara en azından değerli fikirler olan arkadaşlarımız varsa bunu da kendi ajandalarına not düşsünler. Bir de şöyle bir soru var. Gelecekte dijitalde en çok neler satacak, ne satar gibi bir soru gelmiş. Senin fikrini merak ediyorlar. Yani çok geniş bir soru olduğu için. Geniş bir soru, evet evet. Yani bir kere artık içerik dijitalde tüketilecek. Yani film, dizi, her şeyi zaten dijitalde tüketiyoruz şu anda. Bu daha fazla dijitale kayacak. Zaten bence o kavramlarda karışıyor. Mesela Dijitürk'te uydudan da yayın var, dijitalden de yayın var. Artık televizyon diye bir şey yok. Ekran diye bir şey var. Yani bir tane ekran duvara asılı, bir tane ekran masaüstü, bir tane ekran şu anda benim sana konuştuğum gibi cebimde. Bunlar ekran hepsi. Ve biz bu ekranlar içerisinde içeriği tüketiyoruz. O yüzden bir kere içerikle ilgili her şey diyebilirim. Çok satacak. İkincisi baktığın zaman perakende hızlı tüketim ürünleri çok satacak. Mesela Target şu anda Instagram'dan çok, benim hep anlatıyorum bunu, çok beğendim çünkü. Ürün satıyor. Nasıl ürün satıyor? Eskiden sen bir gofret satmak istediğin zaman bunu televizyonda reklamını basıyordun. İşte o reklamı bastıktan sonra markete gittiklerinde ön plana çıkarsın diye rafı satın alıyordun. Yetmiyordu, oraya bir tane promotor koyuyordun. Yetmiyordu, paketlemesini en güzel yapmaya çalışıyordun. Bir fiyatla oynuyordun. Tamam mı? Şimdi öyle değil. Şimdi sen yemekle ilgili bir şey arıyorsun. Belki film seyrediyor, film izliyorsun falan. Pat Instagram'da sana bir tane reklam çıkıyor. O çıkan reklam üstünden gofret reklamı. Impulse buying basıyorsun bana bir, ya da getirebiliyor sana bunu. O yüzden artık dijitalde ürünü çok hızlı tüketiciye ulaştırabileceğin yöntemler var. Burada sadece önemli olan doğru hedef kitleye doğru ürünü doğru zamanda sunmak diyebilirim. O çok satacak. Süper. Harika oldu vallahi. Ben çok keyif aldım. Eminim izleyen arkadaşlarımız da hem deneyim anlamında hem de senin geçmiş tecrübelerini kendilerine somut bir yol haritası belirleyeceklerdir. Onlar da çok keyif almışlardır. Muhteşem bir sohbet oldu. Teşekkür ediyoruz katıldığın için, vakit ayırdığın için, yoğun ajandan da. İnşallah pandemi geçer, fiziki ortamlarda da jestle, mimiklerle de bir araya geliriz. Evet, Ankara'ya gelirim, okulda yaparız hep beraber inşallah. Bir de bir soru İnşallah. Daha sonra, peki genç arkadaşlarımızın meslek olarak dijitale kaymasını önerir mi? Bence benim genç arkadaşlara önerim, neyi sevdiklerini anlamak için çok deneyim yapmaları, sevdikleri alan neyse onlara kaymaları. Yani hiçbir şeyi meslek olarak yapmak için yapmamak lazım. Yapacağın işi sevdiğin için yapmak lazım. Sevdiğin için yaptığın işte sonra zaten çok daha başarı getiriyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkür ettik. Ağzına sağlık. Harikaydı. Bay bay. Görüşürüz.